f öyle bir fonksiyon olsun ki f eksi 1 eşittir 3 ve f'in türevinin eksi 1'deki değeri 5 olsun diyor. g ise öyle bir fonksiyon olsun ki g x eşittir 2 çarpı x küp. Büyük f ise küçük f x bölü küçük g x şeklinde tanımlansın demiş. Ve soru bizden büyük f'nin x eşittir eksi 1'deki türevini bulmamızı istiyor.

şöyle bulabiliriz. Önce büyük f'in türevini alırız. Daha sonra da x eşittir eksi 1'deki değerini buluruz. Büyük f fonksiyonunu bize iki fonksiyonun bölümü olarak vermişler ve eğer bu fonksiyonun türevini almak istersek bunu bölüm kuralını kullanarak yapabiliriz. Ben yine de şunu söylemeden geçmeyeyim. Bu tür durumlarda bölüm kuralını hatırlamanız işinize yarayabilir ama oldu ki unuttunuz. Çarpım kuralını kullanarak ve eğer biliyorsanız zincir kuralı ile de birleştir. Bölüm kuralını hızlıca elde edebilirsiniz ama ben yine de bölüm kuralını şöyle yazayım. Şimdi eğer bir fonksiyon, paydaki bir fonksiyon bölü paydadaki bir fonksiyon olarak ifade edilmiş ise, bu fonksiyonun türevi daha iyi algılanması için renklendirip sadece bölüm kuralını tekrar etmiş olacağım. Evet, fonksiyonun türevi eşittir paydaki fonksiyonun türevi yani d bölü dx f x evet çarpı paydadaki fonksiyon yani gx eksi paydaki fonksiyon yani eksi f x türevini almıyorum dikkat çarpı paydadaki fonksiyonun türevi o da d bölü dx gx ve bütün hepsi bölü bunların hepsi bölü paydadaki fonksiyonun karesi o da gx'in karesi evet karesi. Burada farklı notasyonlar kullanabilirsiniz. Mesela bunu türev operatörü ile yazmaktansa kısaca g üssü x diyebilirsiniz. Aynı şekilde bunu da f üssü x olarak yazabilirsiniz. Şimdi, biz bu şeyin sonucunu bulmak istiyoruz. Peki nasıl bulacağız? Hadi deneyelim. x eşittir eksi 1'deki büyük f üssünün değerini bulmak istiyoruz. O zaman f üssü eksi 1 eşittir. x gördüğümüz her yere eksi 1 yazalım, öyle değil mi? Öyleyse, f üssü eksi 1, küçük f üssü tabii, eksi 1 çarpı g eksi 1 çarpı g eksi 1, evet, eksi f eksi 1, evet, çarpı g üssü eksi 1, g üssü eksi 1. Bunların hepsi bölü, bölüyü üstteki ile aynı renkle yazayım, evet, bütün bunların hepsi bölü, g üssü eksi 1'in karesi, g üssü eksi 1'in karesi. Peki, şimdi f üssü eksi 1'in, f eksi 1'in, g eksi 1'in ve g üssü eksi 1'in ne olduğunu bulmaya çalışalım. Bazılarını bize zaten vermişler değil mi? f ve f üssünün eksi 1'deki değerlerini zaten biliyoruz. g'nin değerlerini de biz hesaplayacağız. Şimdi önce g eksi 1'in değerini bulalım. g eksi 1 eşittir, evet, 2 çarpı eksi 1'in küpü olacak. Eksi 1'in 3. kuvveti yine eksi 1 olur öyle değil mi? Çarpı 2 o zaman burası eksi 2. G üssü x'e gelirsek onu da şurada yapayım. G üssü x. Kuvvet kuralını kullanırsak 3'ü öne getirdik. 3 çarpı 2, 6 çarpı x'in kuvvetini 1 azalttık. 3 eksi 1, 2. Böylece g üssü eksi 1 eşittir. 6 çarpı eksi 1'in karesi oldu. Eksi 1'in karesi 1. Burayı da böylece 6 bulduk. Böylece bütün ifadelerin sayısal karşılıklarını artık biliyoruz. O zaman yerlerine yazalım. Şimdi öncelikle f üssü eksi 1 ile başlayalım. Onu da burada bize vermişler. f üssü eksi 1 eşittir 5. O zaman burası 5. g eksi 1 onu da burada bulduk. g eksi 1 eşittir eksi 2. O zaman burası eksi 2. f eksi 1 onu da yine soruda vermişler. O da eşittir 3. Bir de g üssü eksi 1. Onu da yeşil ile yuvarlak içine alayım. Evet. g üssü eksi 1. Onu da az önce bulmuştuk. O da 6 öyle değil mi? O zaman burası da 6. Son olarak da g eksi 1 kaldı. Onu az önce yazmıştık zaten. Eksi 2 Evet onu da yazalım. Şimdi bütün bu işlemleri yaparsak. 5 çarpı eksi 2 eşittir. Eksi 10 eksi 3 çarpı 6'dan da eksi 18. Evet. Bütün hepsi bölü eksi 2'nin karesi. Eksi 2'nin karesi de artı 4 eder. Öyleyse eşittir eksi 28 bölü artı 4. Bu da eşittir eksi 7 olur, öyle değil mi? Sonucu da böylelikle eksi 7 olarak yazabiliriz. En başta biraz korkutucu gözüküyor olabilir ama burada bölüm kuralını uygulayabilirim diyebilirseniz ve uygulamaya başlarsanız g eksi ve g üssü eksi 1'i verilenlerle doğrudan bulabileceğinizi görebilirsiniz. Çünkü zaten f eksi 1 ve f üssü eksi 1'i bize vermişler. Umarım bu örneği faydalı bulmuşsunuzdur.